Değerli izleyenler, sizinle bir başka işin içinden programıyla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi farklı bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta markalaşma, şirketlerin markalaşması ve aslında sadeleşerek markalaşan birçok şirketi konuşacağız. Bizlere lütfen Facebook üzerinden facebook.com/makifkum ve Twitter adresimiz mehmetakifkum'dan ulaşın. Programımız başlıyor ve saat 11.30'a kadar da sizinle birlikte olacağız. Konuğumuz marka danışmanı Mehmet Sürücü. Buyurun beraber programa geçiyoruz. Evet, hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkürler, hoş sizleri bulduk. Tanıttığımız gibi marka danışmanısınız ve markalaşma üzerine konuşacağız. Gerçekten bir yılbaşını devirdik. Geçen yıl programa başladık. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem bize Facebook'tan, Twitter'dan ve aynı zamanda bizim mail adresimizden de işin içinden tv1tv.tr'den de ulaşıyorlar. Evet. Gerçekten güzel bir yılı geçirdik. Aslında siz de yaptık değil mi birkaç programda? Bunun içine dahil olduk. Ben aslında yaptık. 2014'de başladığımızda böyle birkaç şeyleri böyle programı ilk programda aslında yayınlamak isterdik. Bunu yönetmenimizden rica edeceğiz. Bir sonraki haftaya bununla ilgili belki çok güzel olur. Güzel bir çalışma olur. Biz bu yıl içerisinde markalaşabildik mi bilmiyorum ama sizden şu bu programda aldığımız tavsiyelerle bakalım. Yani ne eksiğimiz var, neler yapacağız bu konuda güzel bir şey olacağına inanıyorum. Evet. Öncelikle sizlerin geçtiğimiz yıl nasıl bir süreçti? Firmalarla ilgili çalışmalarınız nasıl ilerledi ve şu anda yapmış olduklarınıza başlayalım konuya dalmadan. Olur. 2013 yılı aslına bakarsanız güzel bir yıldı bence firmalar için. Çünkü yavaş yavaş insanlar zaten bunu anladı. Markalaşmak, kurumsallaşmak bu hepimizin dilinde artık ama birazcık daha herhalde derinlemesine anlamında yavaş yavaş anlamaya başladık sanıyorum. Tabii marka olmak kolay değil. Belli süreçleri yaşamak gerekiyor. Belli kültürleri bünyenizde barındırmanız gerekiyor. Ve bunlar bir anda olmuyor tabii ki. Bunlar için ciddi anlamda emek ve zaman harcamak gerekiyor. Ama şöyle baktığımızda en azından gerek şehrimizde gerekse ülkemizde markalaşmak, kurumsallaşmak, kurumsal bir firma olmak gibi tanımlar artık hepimizin dilinde ve tartışma konumuz oldu. Bu tarz programlarla da işte bunları konuşuyoruz, bunlar tartışıyoruz. Destekleyecek bunları. Tabii insanlar bunları izleyip dinlediğinde en azından bunlarla ilgili birkaç kaynak okuduğunda dahi az da olsa en azından bir ufak bir fikirleri oluyor ve ne yapabilirim sorusunu sordukları anda işte markalaşmak için ilk adımı atmış oluyorlar. Bunları görmek de gerçekten güzeldi 2013'te. Kayseri'de ve Türkiye'de de ciddi markalaşma faaliyetleri var. Ben belki değineceğiz bilmiyorum ama ben şahsen olarak destek marka çalışmasını desteklediğim BRN var. İyi bir çalışma yürütüyor ve Türkiye'de iyi bir mağazalaşma da açtı. Evet. Böyle hani şehrimizden bir yerlere firmaların büyük işler yapmasını da beğeniyorum ve yani tabii ki kendisi de bir girişimci olduğu için de Berna Hanım'ı tebrik ediyoruz. Evet. Türkiye'de geçen yıl Başbakanımızdan da ödül aldı. Birçok yerde yani Avrupa'da ödül aldı. Yani başarılı olan bir kişiyi kendi aramızda yaptığımız istişarede de şey yapıyoruz. Hani övme ve bir yerlere deklare etme noktasında belki zayıfız ama ben söylüyorum Berna abla başarılısın ve iyi bir ablasın. Evet, inşallah çok daha iyi olur. Biz de bunun tanıyan bilen biri olarak seviniyoruz. Peki nereden başlamak isteriz programa? İsterseniz şöyle yapalım. Tamam. Artık markalaşmak nedir, marka nedir bunları çok bunlar konuşmayalım bizim artık. Bizim program formatı değil zaten. Bunları artık konuşmayalım. Evet. Bence birazcık daha böyle konuşulmamışlarını konuşalım. Hı hı. Örneğin yerel markalar var mıdır? Bunu konuşalım. İllaki marka olmak için global mi olmak lazım? Ya da ulusal mı olmak lazım? Bunu konuşalım. Bence
ki ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yerel markalar da önemli. Biz birazcık marka olmak denildiği zaman şöyle anlıyoruz. Bütün bir dünyaya ya da bütün bir ülkeye hizmet eden, hizmet veren ya da onlar tarafından, bütün bir ülke tarafından tanınmış firmaları markaymış gibi düşünüyoruz ama ben bunu tersini düşünüyorum. Yerelde de marka olunabilir. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor açıkçası. Yani biri markayken evet dünya çapında, diğeri kendi bölgesinde, kendi lokasyonunda da marka olabilir diye ben düşünüyorum açıkçası. Biraz bunlardan konuşabiliriz. Daha sonra biraz örnek verebiliriz bunlarla ilgili. Neler olmuş? Marka seçiminde, daha doğrusu markalaşma sürecinde ilk adımı nereden atmak lazım? Bu tarz şeyleri biraz Bence şimdi geçenlerde konuşabiliriz. yılbaşında bana bilet çıkmadı ve ben zaten çok sık bilet alan biri değilim, o da ayrı Evet. mesele de. İstanbul'a bir seyahatimizde yaptığımız orada yemek esnasında biletçi geldi işte, yani işte Ali falan yazıyor. Hani şey, Nimet ablaya getireceğim lafı da. Ya o bile marka şu anda Nimet abla. Evet. Diğerlerinden farklı bir şey mi yapıyor? Yok, Aynı ürünü aslında satıyor. Aynı şey. Zaten yapma ihtimali olan bir biraz sektörde kazara değil. marka olmuş herhalde. Ama marka, ama bunu Zaten koruyor. şans oyunu olduğu için. Koruyor ve orada işte Evet. sıralar, hatta dedi ki orada Ali bilmem neydi yazıyor işte burada, şey Hı-hı. ya, sicili yazar o Evet. şeyleri. Ben bir tane aldım, o da çıkmadı. Hı-hı. Dedim hani o çıkacaksa bir taneyi de çıkar hani, beni Tabii. Kesinlikle. önemli olan şey yani 10-20'ye gerek yok. Neyse dedim, bak sen eğer çıkarsa dedim, marka olursan kesin Kayseri'den gelmiş olur dedim. Çıkmadı. O adamın şansı da yokmuş ama sonuç olarak Nimet abla örneği var. Başka yani işte Keteci bilmem ne var. Yani dediniz ya lokal bazı şehirlerin, semtlerin, hatta bazı ürünleriyle dikkat çeken, illa çok başarılı bir lansman değil Tabii. ama farklı şeyler de var yani, markalaşma çalışmaları da var. Ya şimdi tabii ki o örnekten gelirsek markalaşması, evet marka diyebiliriz söylediğiniz örneği ama bunun markalaşması birazcık herhalde doğal bir süreç. Yani markalaşmak üzerine özel bir çalışma yapılarak Ya yok yok, olmuş bir o şey şey. değil. Ama siz işte firmaları belki de doğal olmayan yollarla, Olabilir, evet. hatta ne, hormonlu olarak markalaşıyorsunuz yani, değil mi? Evet, Öyle bir evet, şey. evet. Ya ama tabii günümüzde artık rekabet şartları çok fazla. İnsanların iki ürün arasında hangisinin daha iyi değil de daha iyi lansman yaptığını artık bakılıyor. Bundan zaten siz de artık diyorsunuz ki, o zaman bir üretim yapılıyor, bir Evet. ürün var. Bunun lansmanının daha iyi olması gerekiyor ki satış kabiliyeti artsın. Tabii ki sadece satış ve lansman çalışmaları değil, bunların zamanda firmanın kendi bünyesinde, kendi içerisindeki süreçleri de marka sürecini etkiliyor. Yani dünyanın en çok ayakkabı satan firması olabilirsiniz belki. Ama bu sizin iyi bir marka olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Ya da satışlarınız gerçekten çok hani kendinize yetecek kadardır ama sizin geçtiğiniz süreçler ve yaşadığınız şeyler, firmanıza kattığınız o işte kültür gerçekten sağlamsa marka oluyorsunuz demektir bence. Bunun dışında tabii ki dünya devleri var. Bunlar Tabii. yüz onlarca, yüzlerce yıl aslında bir serüven. Ve ilk üretici olmalarıyla da, ilk satıcı olmalarıyla da kazanılıyor. Ama yani gördüğümüz çok kısa sürede ciddi meblağlarla da olan var. Yani belki işte MSN ya da işte MSN değil de ilk arama, Microsoft'un arama şeyi neydi ki? Bing, Bing'e de sonradan girdi değil mi? Bing mesela çok ciddi yaptı. O başaramadı. AOL. Evet. Hatta Bing'de açılan sayfaları özellikle kapatıp sonra Şimdi Google'ı aslında açıyoruz. Google örneği bizim güzel olacak. İşte ikinci konumuzun da temelini oluşturan sadeleşmek üzerine güzel bir örnek olacak Google. Daha sade bir arayüz, hatta neredeyse sıfır bir arayüz. Çok basit bir logo çalışması ve bir arama sütunuyla ortaya çıkan Google bugün dünya devi ve inanılmaz bir Şey diyorlar, marka. geçenlerde burada işte kendimi şanslı hissediyorum. Logosuyla ilgili, işte butonuyla ilgili Evet. Google'da çok milyon dolarlarını Kaybediyormuş. kaybediyormuş falan filan.
Ama işte onun prensi. Ben renkten görmeden aramaya oradan devam etmek arama istiyorum anlamına geliyor. Kendimi şans evet hissediyorum aslında. Bunu birçoğumuz bilmiyorduk. Evet. Yani gazete ben haberi öğrendim. Artık o. Ben gerçi fark öğrendim etmiyor da yani. Yani işte sadeleşme ikinci bölümde kullanacağın şey de bu çok önemli. Google yani sizi reklama boğup da sinir etmiyor. Yani karşınıza o anda aramadığınız ya da işte sizi arayıcı olarak da ihtiyaçlarınıza cevap verebiliyor. Ve siz kolay bir arayüzle dediğim gibi aradığınız şeye odaklanıyorsunuz. Bunun haricinde kendini devamlı geliştiriyor. Benim en çok hoşuma giden şey o. Yani sadece bir arama motoru olarak kalabilir. Haftada bir, iki haftada bir şirket satın alıyormuş. Evet. Öyle bir şey vardı orada. Evet ve şey yapıyor. kendini devamlı yeniliyor. Bunun haricinde bir de ekstra özellikler katıyor kendine. Nedir mesela? Google Akademik var. Yani akademik makaleleri bile arayacağınız özel bir yer var. Bunun dışında görsel aramaları inanılmaz. Benzerleri arayabiliyorsunuz. Renk tonuyla arama yapabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten inanılmaz özellikler. Yani tabii ki bu koşuyor yani bir ekip koşuyor. Benim de yani seviyorum bu Google'ın çalışma ortamı ofisleriyle ilgili. Hatta bir film de vardı ya. Bu komedyenler Chivus ve Vuk mu neydi adı? İki tane komedyen birinin oynadığı Google'da işte işe girme. İkisi de satışçı normalde. İşten ayrılıyor derken işte Google'da reklam satma işine giriyorlar. Ama oranın çalışma ortamını gösteriyor. Ve Vince Vuk'tu. Aktörün ismi bu arada onu da düşündü. Çok ciddi bir şeydi. Böyle anlatıyorlar. Bisikletleri işte yeşil tekerlekli bisikletlerle geziyorlar orada. Ya serbest bir çalışma ortamı olunca belki de çok daha... Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bulundukları bölge biliyorsunuz Silikon Vadisi. Oranın şartları da farklı. Çok inanılmaz şeyler. Yani Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok farklı. Örneğin Silikon Vadisi dediğimiz zaman biz böyle şey gibi bir şey düşünüyoruz. Teknopark gibi işte otopark kapısı olan, girilen ve çıkılan bir yer gibi düşünüyor aslında insanlar. Ama bir o işte Kaliforniya'da bir bölgenin işte teknoloji üzerine çalışan firmaların özellikle tercih ettiği, birbirine yakın olmak için tercih ettiği bir bölge. Neden birbirine daha yakın olmak istiyor? Birbirinden haberdar olmak istiyor aslında. Bu da kötü bir amaç değil. İşte öğlen yemeklerinde bir araya geliyorlar. Farklı firma çalışanları. Fikir alışverişi yapıyorlar. Bu aynı zamanda rekabeti de tetikliyor. Tabii ki hem öyle hem de beyin fırtınası yapıyorlar. Öğle yemeği yerken ya da akşam işte kahvelerini içerken farklı firmalar, farklı şirkette çalışan kişiler bir araya geliyorlar ve fikir paylaşımında bulunuyorlar. Amerika'da rekabetin çok yüksek olduğunu düşünürsek fikirlerini paylaştıklarını çok sanmıyorum ama birbirlerinin yaptığı ama nasıl yapıldığını söylemedikleri şeylerle alakalı birbirini kamçılıyorlardır. Tabii. Şimdi yine Silikon Vadisi'nin çalışma şartlarından birazcık daha girelim. Mesela vergiler çok ağır. Buradaki gibi vergi işte teknoparklardaki indirimi gibi falan gibi evet, bir şey yok. Ya öyle bir tam şey değil tersine, amaç. Tam tersine vergiler ciddi anlamda daha ağır. Belki de bunlar tetikliyor insanları çalışmak için, iyi şeyler yapmak için, üretmek için tetikliyordur. Bakın bu da önemli bir bence şey nokta. Geçenlerde de 2013 geçen yıl ben ama sinemalarda görmedim. Steve Jobs'ın hayatını anlatan bir film. Sen izledin mi? Ben DVD'de izledim. Ben de öyle izledim ama sinemada niye görmedik onu? Sinemaya sanıyorum çok gelmedi. Basit bir filmdi ama yani şeydi Ashton Kutcher oynuyordu ama çok böyle aman aman yüksek şeyli bir film değildi. Şimdi o kişinin hayatını merak ediyorsanız biraz izliyorsunuz. Ya bir ama şu var yani sanılanın aksine dünyaya iyilik yapıyoruz falan yerine çok egoist ve çok para kazanmaya kafaya takmış bir adamın hikayesini görüyorsun yani. Şey yok öyle. Dünyaya iyilik yayacaktım. Herkese elma vereceğim falan olayı yok. Yani cidden arkadaşlar normalde aynı şeydeki gibi Facebook falan Mark Zuckerberg'deki gibi bir işte arka yolda çıktığı arkadaşını satan falan. Evet. Aynen öyle bir adammış yani. Rahmet eylesin bu arada ama. Ya işte yani bakın şartlar o derece insanı tetikler şekilde. Yani sıkı bir rekabet ortamı var. Örneğin işte yine gündemde sık konuşulan konulardan birisi işte bu çalışanların işte tazminatı işten ayrıldıktan sonraki kıdem tazminatı falan. Silikon Vadisi'nde yok böyle bir şey. Çok hızlı ama sözleşmeler katli yani çok sert. Çok hızlı işe alınabiliyorsunuz ama çok hızlı da
kovulabiliyorsunuz herhangi İşte proje bazlı çalışılıyor ve eğer sen çalışıyorsan alınıyorsun. Tabii bu projelerde öyle ben ya buradaki mantık yok. Türkiye'deki hiç benim çok iyi bir fikrim var ve tutar şeklinde bir mantıkla gelmiyor. Benim böyle bir fikrim var, böyle bir prototipim var, ürettim ben bunu. Bu kadar insanın üzerinde denedim ve şu sonuçları aldımla giden bir çalışma ortamı var. Bunlar da bence yine tetikliyor. İşte bakın marka olan birçok firma, aklımıza ilk gelen global dediğimiz markaların birçoğu tabii teknolojik anlamda o bölgeden çıkıyor. Bu tarz çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor bence. Ya oyunun sert oynandığı yerde şey çıkıyor. Tabii. Yani tamam ya bunu da idare edelim, bu da olsun, daha az vergi ver, daha şöyle ol. Teknoparklar şu anda, yani kimse alınmasın, şu an sadece birilerinin göstermelik ofisi oldu. Evet. Teknolojinin falan üretildiği, o ay yani şey yok, ekstra bir olay yok. Ya tabii ki teknoloji her yerde üretilebiliyor işte gördüğümüz gibi. Bence böyle bir uygulama, evet destekler, desteklemek önemli bir şey tabii ki de bu tarz destekler olsun ama X firmasının yani kontrolleri de destek güzel veriyoruz gibi lazım düşündü. Ya Teknopark'a destek vermek diye bir şey yok ki. Teknopark projesine niye destek versin ki bir işletme? Ondan yararlanması lazım eğer olacaksa. Evet. Hadi destek veriyoruz. Böyle bir proje var. Burada ya biz de ofis açarak destek veriyoruz deyip de büyük firmaların oyuncağı oldu yani. Halbuki evet, küçük yeni doğmuş firmaların yuvası olması gerekirken. Evet. Şimdi sanıyorum neredeyse Türkiye'deki bütün şehirlerde, üniversitesi olan şehirlerde teknopark var. Yani bir şey, hala bir girdi şey yani göremedik. Ya biraz dediğimiz gibi farklı bir moda girdiği için. Evet. Peki markalarımızdan bahsedersek, evet, Türkiye'de sizce neler yaptılar ve sizin önerileriniz neler? Onlara geçelim isterseniz. Olur tabii ki. Türkiye'de de güzel adımlar atılıyor marka üzerine. Bir kere biz markayı, yani benim en azından alanımla ilgili konuştuğumuzda biz markanın şey boyutunu konuşmuyoruz. Yani ben bunu anlatmıyorum. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Şimdi ismini koyduk ve işte marka patent başvurularını yaptık kısmı. Aslında yani markalaşma değildir. O sadece zaten yapacağınız prosedür icabı gereken şeylerdir ki. Yine de o sayıları dikkate alıyoruz. Türkiye'de iyi bir şey var, marka başvurusu patlaması var. Birçok insan artık bunun farkına vardı ve marka yapmadan önce dünyada ve yerelde araştırıyor. Ve özgün şeyler buluyor. Tabii ki başını ağrıtmayacak, ileride sıkıntı yaratmayacak markaları bulduktan sonra bunların tescillerini yaptırıyor ve ona göre çalışıyor. Bu benim alanımın dışında. Ben marka olmak dediğimiz olgu birazcık daha zaten bunları garantiye almış, aşmış bir tabii ki yani işte o bilinci aslında marka olma bilinciyle ilgili bir şey benim konuştuğum şeyler. Bunlarla ilgili güzel çalışmalar var. Hem yerelde hem de ulusalda ülkemizde de gerçekten güzel markalar var. Giderek de daha fazla duyuyoruz isimlerini açıkçası. Mesela bunlardan böyle parlak görüp de izleyicilerimiz yani belki bir firma işletiyor ve bu şeylerden merak ediyor yani. Bize onlardan bahseder misiniz? Bir hikayelerden yani nasıl oldu? Hani o aşamaya nasıl gelindi? Şimdi marka olmalı da daha en başına gelelim ve onların isim seçme ve logo seçme şeylerine birazcık, süreçlerine birazcık değinelim. Örneğin ülkemizde bazı markalarımız var. Bununla ilgili sayacağımız kuruluş aşamasında böyle güzel seçimler yapmış. Yine dünyadan da bazı örnekler verelim. İnsanlar neleri düşünerek isim koymuşlar markalarına, bugün global dediğimiz markalar. Mesela ben çok güzel bir örnekle başlayacağım. Hepimizin bildiği Volkswagen markasıyla başlayacağım. Bu marka alabildiğini Volkswagen basit, evet, basit bir mantıkla üretilmiş bir şey. Almanca biliyorsunuz halkın arabası anlamına geliyor. Volkswagen. Evet, halkın arabası anlamına geliyor. Wagen, wagon, Vox yani evet, şey, araba. Çok basit halkın arabası anlamına geliyor ve bence
O dönemler düşünüldüğünde ki 100 yıllık bir maziden bahsediyoruz, 100 yılı aşkın bir maziden bahsediyoruz. Bence çok güzel düşünülmüş bir isim. Basit. Almanca'nın yolu. Güzel cümle kelimelerinden birisi aslında evet. Değil mi? Normalde hani biz de halkın çok arabası yazalım hadi şeye. Ya markamız olsun halkın arabası yazalım. Evet. Sizce o marka olur mu? Çok halkın zor. Arabası. Çok zor. Yani çok kelimenin. Zor. Ama birazcık şeye de güvenmek lazım. Yani kendi ürettiğimiz şeylere de güvenmek lazım. İşte halkın arabası demiş ve dünya markası haline gelmiş. İşte bugün hep özellikle benim çalıştığım alanla ilgili devamlı kullandığım bir marka, işte Adobe markasının ismi, Adobe'un kurucusunun evinin arkasındaki bölgenin adıymış. Yani düşünün adam oradan böyle bir çağrışım yaparak yani bunu farklı ya yani gerçekten yani oradaki de. Koyun ismiymiş yani Adobe koyuymuş ve oradan ismini türetmiş. Bence yine güzel bir çalışma, iyi düşünülmüş bir şey. Şey çok fazladır bu tarz isimlerde. Bu arada hani efsanedir, ben şimdi hemen aklıma Apple yok nereden buldu falan diye, siz de biliyorsunuz da evet. ben de onu bari katayım, filminden aklıma geldi. Apple işte diyor yani nasıl olacak falan, herkesin ulaşabildiği bir şey falan, bunun da herkesin ulaşabileceğini göstermeliyiz gibi bir yaklaşımdan çıkmış. Yani efsanevidir, bilmem ne aç kaldı da elmaya muhtaç kaldı adam, onun için elma koydu. Hikayesi öyle bir şey yok. Ailesi zengin normal şeyken bu illa ben kendi işimi açacağım demiş yani. Yokmuş öyle. Logo seçimi de güzel. Aynen. Elmada küçük bir ısırık var. Aynen. O ısırık birkaç anlama gelebiliyor mesela. Siz yükleyebilirsiniz bu anlamı. İşte sonuçta belki günah olabilir. İşte yasak elmanın ısırılmış olması. İşte efsane şey çok olabilir. Canım. Yani tabii. Marka... Ama işte sonuç olarak basit bir şeymiş. Yani bir elma herkes ulaşır. Hani buna da ulaşabilmesi lazım. Ulaşabilir bir şey olması gerekiyor. Bir daha düşün diyor. Ortağına diyor işte yani. Elma olabilir, bir daha düşün diyor. Derken gerçekten de güzel bir şey ortaya çıkmış. Ara verelim mi? Olur tabii ki. Ardından devam ediyoruz. Tamam. Evet, isterim.